Merhabalar sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıflar için fen bilimleri yazılı çalışması yapacağız sizlerle. Hep birlikte hemen başlayalım. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y harfi koyunuz. Anahtar olmadan da bir elektrik devresi çalışabilir. Evet sevgili öğrenciler, anahtar olmadan bir elektrik devresi çalışır. Yani doğrudur. Mikrofon ve megafon sesin şiddetini arttırır. Evet, sesin şiddetini arttırır. Doğrudur. Canlıların tümü gözle görülebilir. Yanlıştır arkadaşlar. Gözle görülmeyen, mikroskopla görülen canlılar da vardır. Kağıt ve camın geri dönüşümü mümkün değildir. Evet, geri dönüşümü mümkün değildir değil, mümkündür arkadaşlar. Yanlış bir bilgidir. Uzun süre açıkta kalan yiyecekleri tüketmemeliyiz. Evet arkadaşlar, tüketmemeliyiz. Doğru bir bilgidir. Göçmen kuşlar ışık kirliliği yüzünden yönlerini daha iyi bulur. Hayır arkadaşlar, tam tersi, yönlerini karıştırırlar. Yanlış bir bilgidir. Tıp biliminde iç organlarımızı gözlemek için mikroskop kullanırız. Yanlış bir bilgidir. İç organlarımızı gözlemek için mikroskop kullanılmaz arkadaşlar. Mikroskop icat edilmeden önce dünya üzerinde mikroskopik canlılar yoktu. Yanlış bir bilgidir. Vardı tabii. Biz görmüyorduk. Mikroskop olunca görmeye başladık. Elektrik düğmeleriyle lambalar arasında duvar içinden geçen bağlantı kabloları yer alır. Evet, doğrudur. Katıların ısı alarak sıvı hale geçmesine donma. Donma denmez arkadaşlar. Isı alarak sıvı hale geçmesine erime denilebilir. Evet, yanlış bir bilgidir. Isı alarak sıvı hale geçmesine donma denmez. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle uygun olanları ile tamamlayınız. Elektrik devresinde anahtar kapalıyken ampul ışık verir arkadaşlar. Ampul ışık verir. Anahtar kapalı olacak. Dikkat edelim. Evet. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlıları neyle görebiliriz arkadaşlar? Mikroskop ile görebiliriz. Evet. Mikroskop yazdık. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren devre elemanı ampüldür arkadaşlar, değil mi? Ampüldür. Işık enerjisine çeviren devre elemanı. Ampüldür. Evet, buraya ampüldür yazdık. Görme olayın gerçekleşmesi için ışık gereklidir arkadaşlar. Işık gereklidir. Evet, ışığı da buradan çizelim. Işık gereklidir. Atık maddelerin tekrar kullanabilmesi için nereye gönderilmesi gerekir arkadaşlar? Geri dönüşüme gönderilmesi gerekir. Geri dönüşüme yazıyorum buraya da. Böylelikle bu bölümümüzde tamamladık. Diğer bölümümüze geçelim sevgili öğrenciler. Çoktan seçmeli sorularımız var. Birinci sorumuzla başlayalım. Öğretmeni Tuğba'ya gözle görülemeyen canlıları incelemek için kullanacağımız aracı laboratuvardan alır mısın? Dedi Tuğba. Laboratuvara gittiğinde aşağıdaki araçlardan hangisini alması gerektiğini bilemedi. Tuğba aşağıdaki hangisini almadı? Hangisini almalıdır arkadaşlar? Gözle görmeyen canlıları incelemek için mikroskop, değil mi? C seçeneğimiz doğrudur. Evet. Sınıftaki bir arkadaşınız hasta olduğunda bir süre sonra sizin de hasta olmanızın nedeni nedir? Dengesiz beslenme değildir arkadaşlar. Mikroskopik canlılar dursun. Terleme değildir. Boşaltım değildir. Mikroskopik canlılar yüzünden bize de hastalık bulaşabiliyor. Aşağıda verilen devre elemanlarında hangileri olmasa da ampul ışık verir? Evet, anahtar pil yatağı. Evet arkadaşlar, anahtar pil yatağı olmasa devre ışık verir. Cevabımız bu. Duy ampul, hayır. Kablo anahtar, pil kablo, zaten pil olmasa ışık vermez. Anahtar olmasına gerek yok. Pil yatağı da olmasına gerek yok ama diğerleri olmasına gerek var. Aşağıdakilerin hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olur? Evet, odun parçası hayır, doğal bir maddedir, olmaz. Hayvan ölüsü hayır arkadaşlar. Kağıt hayır. Plastik şişe ve piller evet maalesef. Plastik şişe ve piller kalıcı kirliliğe neden olur. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlıştır arıyoruz arkadaşlar. Sığ maddeler bulunduğu kabın şeklini alır. Evet. Maddeler doğada 3 adımdır. Evet, katı, sıvı, gaz. Bu da doğrudur. Sıvı maddelerin belirli bir şekli vardır. Hayır arkadaşlar. Sıvı maddelerin belirli bir şekli yoktur. C seçeneği yanlıştır.
Gazlar bulundukları ortama yayılır. Evet, bu da doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Karışımları ayırma yöntemlerinin kullanılması hem ülke ekonomisine katkı hem de doğayı daha az kirletmemizi sağlar. Aşağıdakiler hangisi bu duruma örnektir? A. Güneş panellerini kullanarak enerji üretilmesi. Evet arkadaşlar, karışımı ayırma dediği için bu örnek değildir. Geri dönüşüm yapılan atıkların ayrıştırarak tekrar kullanması. Evet, bu doğrudur. Sorumuzun cevabı budur. Tarım ilaçlarının yağmur sularıyla yeraltı sularına karışması. Hayır. Kanalizasyon sularının denize aktarılması. Bu da değil. Geri dönüşüm yapılan atıkların ayrıştırılarak tekrar kullanılması sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik faydalı, canlıların mikroskobik faydalarındandır? Bakalım arkadaşlar. Hamurun mayalanması, evet bu faydasıdır. Sütün yoğurt olması, evet faydasıdır. Ekmeğin küflenmesi, hayır arkadaşlar. Meyvelerin içilmesi, bu da hayır. O zaman 1 ve 3 hangi seçeneğimizde var? C seçeneğimizde var. C seçeneğimizi işaretledik. 8. sorumuza geçelim. Yukarıdaki ölçümde suya bırakılan taşın hacmi kaç milimdir? Evet arkadaşlar, şimdi 750 milim su 1250 milim olmuş. Yani taşın hacmini bulmak için 1250'den 750'yi çıkarmamız gerekiyor. Çıkardığımız zaman kaç kalır? 12'den 7 çıktı, 5. Yani 500 kaldı. Ne yapacağız buraya? Ne yazacağız? D seçeneği 500. Taşın hacmi 500'dür. Evet, geçebiliriz. Mikroskobik canlılar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlıştırı arıyoruz. Mikroskobik canlılar suda yaşayabilir. Evet arkadaşlar, mikroskobik canlılar suda yaşayabilir. Mikroskobik canlılar hareket edemez. Hayır, hareket eder. Mikroskobik canlılar yemekleri bozabilir. Evet, bozar. Mikroskobik canlılar hastalıklara neden olabilir. Evet arkadaşlar, hastalıklara neden olabilir. B seçeneğimiz doğrudur. Sorumuzun cevabı. Aşağıdakiler hangisini zararlı mikroskobik canlılar yapar? Bakalım. Sütten peynirin yapılması, evet bu yararlı mikroskobik canlılar yapar. Hamurun mayalanması yararlı mikroskobik canlılar yapar. Sebzeden turşu yapılması yararlı mikroskobik canlılar. Limonun küflenmesi, evet bu da zararlı mikroskobik canlılar yapar. O yüzden D seçeneğimiz doğrudur. Elektrik devreleri konusunda araştırma yapan biri hangi sonuca ulaşamaz? Ulaşamazı arıyoruz, dikkatli olalım. Evimizdeki elektrik düğmeleri birer anahtardır. Evet. Elektrik devresiyle aydınlanmak için ampul kullanmalıyız. Evet. Odamızı aydınlatan ampulün kabloları duvar içerisindedir. Evet. Elektrik devrelerindeki kablo kabukları devrenin çalışmasını etkilemez. Tabii ki etkili arkadaşlar. Ulaşamayız arkadaşlar. Çünkü kablo kopuk olursa elektriğimiz çalışmaz. 12. sorumuza geçelim. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi nabız atışını artırır? Uyumak artırmaz arkadaşlar. Eledik. Kitap okumak artırmaz, eledik. Film izlemek artırmaz. Merdivenleri çıkmak, evet arkadaşlar, nabzımızı hızlandırır, artırır. Pillerin yapısında bulunan kimyasal maddeler insan sağlığı için tehlikelidir. Buna göre eskiyen ve tükenen piller için yapılması gereken en uygun davranış hangisidir? Çöplüklere atmak, hayır arkadaşlar, bu uygun bir davranış değildir. Sadece atık piller için hazırlanan pil toplama kaplarına koymak. Evet. Denize veya göllere atmak. Hayır arkadaşlar. Sobada yakmak. Hayır arkadaşlar. B seçeneği atık pil kutusuna atmak en doğru davranıştır. 14. sorumuza geçelim. Gözle göremediğimiz varlıkların varlığını hangisi kanıt sayılamaz? Sayılamaz diyor. Dikkat edelim. Ekmeğin küflenmesi sayılır arkadaşlar. Uzun süre bekleyen yemeğin bozulması. Bu da sayılır. Ekmeğin ve yemeğin pişmesi, hayır arkadaşlar. Dökülen yaprakların çürümesi, bu da sayılır. Ekmeğin ve yemeğin pişmesi kanıt sayılamaz arkadaşlar. 15. sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi farklı elektrik kaynağıyla çalışır? Farklı elektrik kaynağıyla çalışır diyor. Dikkat edelim. Evet, ütü elektrikle çalışır. Elektrik, TV kumandası pille, elektrik, yani uzatmaya gerek yok. Buzdolabı elektrikle, fırın elektrikle. Ne oldu cevabımız? TV kumandası. B seçeneğimiz doğrudur. Evet, geçelim. Salonumuzun uygun köşesindeki televizyonun sesini salonun her yerinde duyabiliriz. Buna göre
sesle ilgili verilen bir yerden hangisi doğrudur? Ses her yönde dalgalar halinde yayılır. Evet, doğrudur. Ses tek yönde doğrusal yayılır. Hayır. Ses iki yönde yayılır. Hayır. Ses yayılmaz. Hayır. A seçeneğimizi işaretledik. Ses her yönde dalgalar halinde yayılır. Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul ışık verir? Bakalım arkadaşlar hangisinde ampul ışık verir? Evet. Bakıyorum sevgili öğrenciler. A seçeneğinde evet bu şekilde devremizde ampul ışık verir. B seçeneğine bakalım. Anahtar burada. Anahtar kapalı değil. Anahtar kapalı değil. Evet. Anahtar kapalı değil. Açık. Kapalı olması gerekir. Yukarıda da söylemiştik. B seçeneğimiz olmaz. C'de pil yok arkadaşlar. İnceliyoruz. D'ye bakıyorum. İki anahtardan biri kapalı değil. Evet. İki anahtardan birisi kapalı değil. Biri kapalı değil. O zaman A seçeneğimiz doğrudur. A seçeneğimizi işaretledik. Evet. 18'in sonumuza gelelim. Elektrik çarpan bir kişiye yardım ederken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Yapmamalıyız bakalım. Sigortaları kapatmalıyız. Evet. Büyüklerimize haber vermeliyiz. Evet. Kişiyi tutarak, hayır kesinlikle arkadaşlar kişiyi tutarsak biz de çarpılırız. İletken olmayan bir alet kullanarak kişiyi uzaklaştırmalıyız. Evet. C seçeneğimiz. Aman dikkat edelim. Siz de kişiyi sakın tutmayın. 19. sorumuza gelelim. Üstteki basit elektrik devresinde ampulün ışık vermediğini gören Hasan bu durumda hangisini yapmalıdır? Evet bakalım ampulü duya yerleştirmeli. Hayır. Devre anahtarını açık tutmalı. Devre anahtarını açık tutmalı. Evet ikisi bakalım hangisini yapmalıdır? Evet kablonun hayır ampul sayısını artırmalı. Hayır kablonun bir ucunu pilin artı kutbuna bir ucunu da eksi kutbuna bağlamalıdır. Evet. Arkadaşlar kablo bağlı değil burada gördüğünüz gibi. İkisi artıya bağlı. İkisi de artıya bağlı olduğu için kablonun ikisi de artıya bağlı olduğu için olmaz. Yani kablonun bir ucunu artı bir ucunu eksi yapmalıdır. 20. ve son sorumuza gelelim. Elektrik devresinde elektrik enerjisi sağlayan devre elemanın aşağıdakilerden hangisidir? Evet anahtar, pil, duy, ampul. Evet sevgili öğrenciler, elektrik devresinin elektrik enerjisini sağlayan devre elemanı hepimizin de bildiği gibi elektrik enerjisini pil verir. Evet, böylelikle sınavımız sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum. Önemli olan sizin mutlu olmanız, önemli olan sizin huzurlu olmanız sevgili öğrenciler. Bu bizim kanalımızın sloganı biliyorsunuz. Mutlu ve huzurlu olduğunuz zaman düzenli öğretmeninizi dinlerseniz, düzenli derslerinize çalışırsınız, düzenli bizi takip edip videolarımızı izlerseniz her zaman notlar sizlere bol bol geri döner. Hepinize